Babanla peki ne zaman kaç yaşındaydın karşılaştığında? Ne oldu, telefon mu çalıyor? Bilmiyorum. Bir şeyler oluyor. Yok, aralarda görüşüyorduk, telefonlaşıyorduk. O da sağ olsun bir böyle haçlık maçlık yollamaya çalışıyordu açıkçası. Bir 16 yaşında bir yanına yolladılar. Uzun bir tren yolculuğun sonunda tam hatırlamıyorum kaç saat gitti. 10-13 saat bir yerlere yolladılar ama. İlk kaç yaşı mıydı o 3 yaşında? İlk uzun böyle. İlk uzun yanında kaldım. Daha önce görüyordum ama ilk uzun yanında kaldım. Öyle bir şeyim yok. Hani görmeyeyim babamı, ah aman işte gördüm el gibi. Öyle bir durum yok. Hani fıtratında vardır her insanın annesini babasını sevmek. Yani annesi babası atıyorum George Bush da olsa sevecektir. Yani onu doğarken onu sevmesiyle doğuyor. Doğal olarak da hani bunu ifade edemediği vakit hastalık başlıyor. Hani üstüne bir ton öfke, peki sen babana kin, seni seviyorum nefret dediğinde ama onu gerçekten hissederek mi dedin yoksa hani benim içimdeki babayı seviyorum için. Yani. Benim içimdeki bu baba figürü, metaforu. Nedir çok senin içindeki baba figürü? Yani sonuçta adam, şimdi Mevlana'nın mı sözü, hani dikkat edin karşı tarafı yargılamadan o ne büyük acılar çektiğini bilemezsiniz bir durumu var ya. Doğru. Şimdi o adam da bir sürü bir şey çekmiş. Çünkü ben seni seviyorum dedikten sonra o bunun ispatını verdi bana. Çünkü kapattı telefonu. 2 sene sonra aradı. Ne? Sonra işte bir... Bir dakika, başka bir şey daha demiş sana ya. Sen seni sonra, ondan sonra onu söyleyeceğim. Ha, ondan pardon. Sonra aradı dedi, sen bana çok ağır dakika, konuştun. Çok özür dilerim Haluk, çok özür dilerim. Şimdi sen seni seviyorum dedin, baban telefonu kapattı, sen tabii şoke oldun. Hani. Yok, şok olmadım canım, söyledim böyle bir rahatladım açıkçası. Ama hani bu adam bana, babam daha doğrusu affedersin, bana niye cevap vermedi, hani ne düşünüyor acaba, ne oldu, o beni sevmiyor mu gibi duygulara kapılmadın mı? Ha, şimdi çünkü okullara seni gittiğimde seviyorum de deyince sonuçta hani o da ben de seni demesini beklersin yani. Yok, okullara gittiğimde de şimdi çocuklara soruyoruz işte, bir narkotikten komiserle beraber gidiyoruz, o çok formaliteyi anlatıyor profesyonel bir şekilde. Ben de benim hayatımdan çizgiler anlattığım için ya da anekdotlar, çocukları daha iyi yakalıyoruz. Pusat abi olarak gelince dinliyorlar. Sonra soruyorum çocuklara, hani kimin babası kime seni seviyorum dedi. 800 kişilik salonlarda böyle işte 5-10 tane el kalkıyor. Maalesef az yani. Peki kim babasını dedi dediğimde belki bir ya da iki. Hani erkeklerde özellikle. Çünkü taklit edebileceği bir baba örneği yok. Hani en iyi baba ya da en iyi eğitim daha doğrusu çocuk için annesini seven bir baba. Ve vice versa, öbür tarafı da öyle olması lazım. En güzel eğitim bu çocuk. Yani hoşgörü, muhabbet içinde, sevgi içinde bir ailede büyümek zaten çok fazla böyle lagoluguya gerektirmiyor. Yani bunu yaparsa bir aile %50'sini halletmiş oluyor. Şimdi çocuklar bu kötü mirası kırması için babasıyla yüzleşmesi lazım ve bunu söylemesi lazım. Bu iki kelimeyi söyleyebilirse her şeyi başarır. Üniversite zaten onun yanında hiçbir şey yani. Onu zaten başarır. Yani bunu kırdıktan sonra yani kendisi onun için kırması lazım. Ne söyleyecek? Beklemesine, karşılığında hiçbir şey beklemesine bir şey gerek yok yani açıkçası. Çünkü önce bir kendisi için demesi lazım. Yani ilk başta aynı, atıyorum birisi denizde boğulurken siz atlıyorsunuz kurtarmaya, kayaya çarpacaksınız. İster istemez onu siper yapmak mecburiyetindesiniz. Çünkü siz sırtınızı kayaya verirsiniz, ikiniz de boğulursunuz, bayılırsınız. Doğal olarak önce çocuk. Çocuk bunu dedikten sonra önce bir rahatlatacak, rahatlayacak çünkü fıtratındakini kusacak. Ondan sonra muzları kıracak. Ha, baba hala oradaki babaysa, yanındaki babaysa, hayalindeki babaysa diyalog sürecek. Ama zaten nefret falan ediyorsa en azından babasının öldüğünde ben buna bunu demiştim diyecek. İçinde o ukde kalmıyor. Ha, içinde o ukde kalmıyor. Çünkü en büyük zarar veren olay, enerji odur. Yani kendi çocuğu da doğduğunda hiçbir şey demese de o elektriği alacaktır ondan. Hafif bu karma ile falan ilgili bir şey galiba. Metafizik, karma, din, hepsi birbirine, ben biraz ilmi baktığım için mevzuya, hepsi içinde aslında. Hepsi içinde. Hiç böyle ayrım kayrım yok. Peki 2 yıl sonra ne oldu? Aradı, dedi sen bana çok ağır konuştun dedi. Ondan sonra dedim yani ben seni seviyorum dedim tekrar. Dedi ya dedi, senin söylediğin bizim köyde satılmıyor dedi. Ondan sonra tamam dedim, bak işte matematik çözüldü. Hani sonuçta gerçekten o öyle büyümemiş. Çok şiddetli bir ortamda büyümüş. Ya Haluk, peki bu cümleyi duyduğunda ne oldu? Koskoca bir senaryo yazdım ve şimdi bekliyorum. Ya işte ya, sayın böyle seyirciler. Böyle çıkıyor işte. İşte kanımdaki barut böyle bir şey. Ay valla senin yani. Yani bunları anlatmak lazım. Çünkü bunlar önemli konular. Tabii ki hani gönül ister ki daha güzel, daha teknik donanmış, daha işte teknik, para olmadığı için senaryoyu kırpmama gibi bir mevzulara gireyim ama yavaş yavaş. Yani acelem yok. Çok önemli hikayem var. Ama belki de bir şekilde bu yaşadıklarını da senaryoya dökerek de hani ve de
film yaparak ve birçok kişiye bunu izlettirerek belki bu senin için senin belki gerçi aşmış gözüküyorsun ama daha fazla aşmanda, daha fazla kabullenmende, daha fazla rahatlamanda, birçok insana artık yol rahatım. Göstermende rahat mısın? Rahatım. Peki çok o şükür. Söyledikten sonra bizim köye uğramadı lafından sonra görüşürüz mü yine? Tabii görüşüyoruz. Hatta buluştuk. Yani buluşuyoruz. Hiç öyle bir sıkıntımız yok. Tam tersi. Helal olsun sana. Hiçbir problem yok. Hiç sende böyle şey duygusu yok mu? Hani sevmemek, cezalandırmak, kin tutmak. Ya çok çok basit ve çok bizim işte beyaz çetemiz vardı dazlaklarla çarpışan. Oradaki mevzu her zaman gerçekten en büyük kabadayılık efendilikti. Yani böyle birisini cezalandırmak, o bana bir şey yaptı ben de ona yapıştıracağım kısasa kısas. O çok büyük bir zayıflıktı. Hani ben onun işte bana şimdi vurdu, bende bir problem varmış ki demek ki ben onun günahına sebep oldum gibi bir felsefeye doğru yürümek lazım. Ya. Affetmek en büyük erdem değil mi? Yani aslında en büyük kademe o da oraya doğru yürümeye çalışıyorum da. Ama gerçekten kısasa kısas çok basit bir şey. Yani o insan dilini geliştirmezse sanatını, her anlamda algısını, o zaman bir tek bir şeye odaklanıyor. O da öfke ya da ahlaksızlık. O da ülkemizde bu olur. Sana gelen bazı mesajları okumak istiyorum bak. Özel hayatında biri var mı yoksa hayalindeki kızı anlatabilir mi? Ona aşığım. Bir yerde bir prenses var. Çok iyi. Karnı yerken bir şey. Efendim? Yok bir şey. Ne dedi? Yok bir şey. Patlıcandan söz açıldı da. Bir dakika dur. Dur, çok güzel mesajlar geliyor sana da. Allah razı olsun. Bir tanesi de ismini. İsveç'ten Savaş Yılmaz ismini söylememi istemiş. Söyledim. Savaş Bey herhalde. Evet. Bayılıyorum ona diye mesaj gelmiş. Mikrofonu patlattık. Heyecandan.